Herkese merhaba, ben Sevgi. Kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlarım. Ayılamadım. Yüzüm her yerim şiş. Görüyorsunuz. Ama artık uyanmam lazım. Saat çünkü 9'u çeyrek falan geçiyor. Ve ben 4-4.30 gibi yattım. Ve Öykü'nün odasındaki o küçük koltukta maalesef uyuyakalmışım. Gece uyandığında ve her yerim tutulmuş durumda. Bugün Emrah işe gitmiyor. Dün bayağı bir mesai yaptık. Ben gece evde, Emrah da iş yerinde. Çünkü aksilikler üzerine. Bunları konuşacağız. Ama şimdi bunun günümüzü bozmasına izin vermiyoruz. Öykücüğün kıyafetlerini babası giydirirken ben de hazırlanıyorum ve çıkıyoruz. Şimdi Öykü'yü okula, Nimet anneyi de arkadaşına bıraktık. Biz koşturuyoruz arkadaşlarım. Bugün gerçekten bütün ayak işleri, gerekli gereksiz işler bizde. Hemen size olayı anlatıyorum. Dün Öykü'yü okula bıraktım. Tam çıkıyordum, körümden bir bisikletli geliyor. Hemen dedim ki maksimum kaldırmaya yanaşayım da paniklemesinler. Keşke birazcık da panikleseler. Lastiğim yarıldı, kaldım yolun ortasında. Neyse bir şekilde kenara çektik. Yol yardımı bekledik. Bula bula bula. Emrah'ın arabasındayız. Şöyle. Ondan sonra neyse stepney'i taktık. Bugün de artık lastik olayını çözeceğiz umarım. Allah'tan kış lastiklerim vardı arabada. Onlardan muhtemelen alacağız. Çünkü yazın bence lastikler daha ucuz olabilir ve dur onu düşünürüz yani. Yarın da Öykü'nün okulunda yılbaşı partisi varmış ve yılbaşı çekilişi yapmışlar. Tabii ki biz de çekilişe dahiliz ve arkadaşına hediye almaya gidiyoruz şimdi. Şimdi geldik. Aldıklarımız var. Onları göstereceğim. Emrah kendi çok güzel parçalar seçti. Lidl'de indirim varmış. Bunları buraya koyuyoruz ve evde rezalet arkadaşlar. Arabaya gidiyoruz. Önce arabaya, sonra babama. Nereye? Saat açıyoruz. Yani iyi geliyorum. Her gün bir saat açıyoruz. Bence bize böyle sorun neyse çözmüş olacağız. Ama boyayı sıkmanın da. Koronadan beri, pandeminin başından beri babamın saçlarını ben kesiyorum. Ondan sonra şimdi de aylık bakımımızı yaptık. Kestim. Sonra da boyadım. O 1.25 gece saçlarını yıkayacak. Ben de şimdi yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Yarın Öykü'nün arkadaşının annesi arkadaşıyla bize gelecek. Bu yüzden böyle evi birazcık toparlayıp akşam ikramlıklar hazırlamam lazım. Çünkü yarın okuldan onları alıp direkt bize getireceğim ama bir yazayım tekrar net mi gelecekleri. Evet, lastikler halloldu. Tarçın oldu. Tarçın çıldırıyor gördüğünüz gibi. Veterinere geldik ve Tarçın mutsuz. Bu kulak işini çözemedik. Yani akıntılar buralardan akıyor. Bakacağız. Oldu, sen de artık yoruldun değil mi? Ağzında bağladık, kırtlıyor çünkü veterinerimiz. Benim, oy benim, kuyruğum. Kızım benim, oy benim, tatlışkom benim, oy benim. Kızlardan birini aldık, birini getirdik. Öykü okuldan al, Nimet anne arkadaşından alıp ikisini eve bıraktık. Bu kızı alıp dışarı çıktık. Yok aşkım. Selam dostlarım. Şu anda saat 2. Biz neler yaptık inanamazsınız. Bugün aşırı yoğun geçti. Emrah biliyorsunuz işe gitmedi. Sabah Öykü'yü okula bıraktık. Ondan sonra Nimet anneyi arkadaşına bırakmıştık ve koşturmaya başlamıştık. Öykü'nün okul arkadaşının yılbaşı hediyesi tik. Okey. Emrah'ın alışverişi tik. Okey. Lastikçi tik. Babamın tıraşı, saç boyası, tik. Arada bir markayla anlaşmamız oldu. Onun son telefon konuşması, tik. Ardından Öykü ile anneyi alıp eve bıraktık ve Tarçın veterinere gitti, tik. Terapim vardı, tam Allah'ım geç kaldım, geç kalmadım, yetişeceğim derken inanılmaz bir trafik yoğunluğu, asla yetişememek ve o kısım biraz böyle online oldu olmadı, bir yarım yorum bilmem ne bir şeyler oldu. Ne oldu canım? Gerçekten yolun ortasında indim Suadiye tarafında ve online olarak denedim. Anlayamadım, hem benim tamamen çok orada hem gerginliğime ve deneyimsizliğime denk geldi. Yani arabada kalıp şey yapabilirdim, terapiye gelebilirdim ama bir kafeye
yanlışlıkla gittim. Sanki normal bir toplantımmış dün üzerinden gibi. Ve hiçbir şekilde ifade edemedim. Ama neyse bu da bir deneyim yani. Arabayla geldim tam eve. Emrah'ı aldım. Bu ışığımız bozulmuştu. Işık için 4 tane elektrikçi, bilgisayarcı, ıvırcı zıvırcı dolaştık. Bir tanesi olur yaparım falan dedi. Ne güzel. Bıraktık. Akşam ondan da yanıt geldi. Yapamamış. O kısım ne olacak hiç bilmiyorum. Yarın sağ olsun babam ben bir Kadıköy'e götüreyim falan dedi. Çünkü böyle bir vaktim yok benim. Eğer o ışık çöpse yandık gerçekten. Neyse ondan pek ümidim yok gibi yani. Yarın öğreneceğiz bunu. Ardından eve gel. Yemek. Öykü. Efendim canım. Efendim? Özür mü dilersin? Neden bebeğim? Rüya mı gördün? Rüya mı gördün bir tane? Gel yanına geleyim o zaman. Elini tutayım. Gel benim prensesim. Seni seviyorum. Güvendesin. Her şey yolunda. Sanırım rüya gördü. Nerede kalmıştık? İşte ardından yemek ye. Ondan sonra etrafı toparla ve bilgisayar başına geç. Şöyle çalışırken sadece Türkiye ile çalışmıyorum ben. Böyle olunca da saat farkı oluyor diğer ülkelerle. Bu yüzden de hani onların saatine göre de ister istemez yaşamaya özen göstermiş oluyorum. Fakat bazı yeni gelişmeler var. O da artık benim işlere yetişemeyecek durumda olmam. Yani bu kafamı çok karıştırıyor. Öykü'nün okulu, Öykü okuldan almak durumundayım. Ama tam o arada nasıl yetişeceğim? Hani bilmiyorum yani o kısımlar birazcık şu anda çok muallak. Ama kendime bir hedef koydum. Bu yaza kadar Allah nasip ederse güç, kuvvet, sağlık verdiği sürece böyle maksimum çalışıp hani birazcık bazı şeyleri oturtmak istiyorum açıkçası. Bu yüzden de birazcık böyle kolları sıvadım. Beni böyle bir uykusuz, rahat 6 ay bekliyor gibi duruyor. Ama ne yapalım yani bu da böyle. Yaşımız henüz daha genç, genç derken de geçen 34 oldum. Ama hani bu şekilde şu an için böyle. Birazcık koşturmacalı, biraz gerçekten ev hani ya olmuyor, yetmiyor, bilmiyorum ya ben mi bilmiyorum yani olmuyor. Zaman o kadar çok çabuk geçiyor ki Öykü'yü okula götürüyorum, okuldan alıyorum. Belki bir markete gidiyorum, eve geliyorum, yemek yapıyorum, temizlik yapıyorum, işlere gidiyorum. Ya bir kere trafikte çok vaktim gidiyor. Ona çok sinir oluyorum. Yani bomboş bir vakit yani bir şey oluyor ya, bir kaza oluyor, bir yağmur oluyor, bir şey oluyor. Hani bugün gerçekten çok yordu beni trafik durumu. Yani terapim vardı. Ya saniyede kilitlendim ya. Yani bu saçma sapan bir durum yani gidemedim. Çok garip. Bu da beni çok yoruyor ama bir şekilde hani artık daha yakın lokasyonlar seçmeye gayret ederek daha yakın dediğime bakmayın. Yani bir tane çalıştığım markayla hatta işte Ocak itibariyle çalışmaya anlaştığımız o markaya Sarıyer'de mesela. Yani benim Sarıyer'e gidişim 2,5 saat. Yüz yüze bir toplantı yapmıştım oradan biliyorum. 2 saat gidiş, 2,5 saat neredeyse dönüş. Emrah'la da biraz önce onu konuşuyorduk. Yani mesela hafta içi o pek mümkün olmaz çalışmak durumunda kalacağım diye. Ama şu an için bu şekilde bu benim kendi tercihim tamamen. Neler yapabileceğimi görmek istiyorum. Neler bir şeyle oturtmak istiyorum. Çünkü ilk başta bir markayı aldığınızda bunun bir iş videosunun olmasını istemiyorum ama hani bu da hayata dair. Bir markayı aldığında ilk zamanlar ilk bir ay, bir buçuk ay çok zorlu geçiyor. Sonra biraz daha rahatlıyor. Birazcık kendi potansiyelimi keşfetmek istiyorum açıkçası. Ama nasıl olacağını pek oturtamıyorum kafamda. Her yere yetişmeye çalışmak yoruyor bazen. Düzensizlik dediğim gibi düzen yok çünkü. Bu yüzden de birazcık böyle bugün dedim ki bir sabahlayayım ben en iyisi. Çok biriktirdim. Çok da yeni marka var, yeni çalışmalar var. Onlar beni bekler yani kontrol edilecek var. Bir sürü şey var. Şimdi böyle oturdum bugün saat işte 11'den itibaren falan. Şimdi saat 2:30. Birazcık daha oturacağım. Yani olabildiğin kadar bugün kendimi zorlayacağım. Çünkü yarın sabahtan yani birkaç saat sonra Emrahlar gidecekler Nimet anneyle. Ve
Ben Öykü okula götüreceğim. Oradan giderken bir ışığı alacağım. Adamdan teslim alacağım. Ondan sonra benzin alacağım. Öykü okula bırakacağım. Babamı orada Kadıköy'e gitmek için bırakacağım. Ardından ne yapacaktım? Ha, eve gelip bir duş yapacağım. Ve çalışmaya başlayacağım. Ve sonra öykü okuldan alacağım. Gibi gibi gibi. Yani bu böyle bu arada plan yaptığın gibi asla gitmiyor yani. Buna bakmayın. O arada 50 bin tane şey çıkıyor arkadaşlar. Bazen tamamen iptal oluyor. Bu yüzden bilemiyorum. Yani gününü de ne getireceğini bilemiyorum. Öykü de tekrar kalkmadan bir ha gayret diyeceğim. Ve bilgisayarın başına oturacağım. En azından böyle ıvır zıvır işlerini de bir halledeyim diyorum. Hadi. Bu video birkaç günlük bir video, evet. Arkadaşlar şimdi Öykü okula bıraktım. Eve geldim. Şeyim düşmeye başladı iyice. Enerjim. Şimdi şurada bir kargaşa hakim. Hemen orayı bir elden geçeceğim. Çok fazla eşyası var. Çok fazla kullanmadığımız kıyafeti var. Şöyle yani bu kıyafetten Allah razı olsun ya. Birçoğu ipeklerden geldi. Berfi'nin küçülenlerini verdi. Müthiş müthiş iş görüyor. Ben de küçülenleri işte Beste'ye vesaire veriyorum. Böyle olunca da gerçekten hakkını veriyoruz kıyafetlerin. Böyle bir döngü oluyor. Şimdi buraları güzelce bir toparlayayım. Ne var ne yok ayarlayayım. Ayıklayayım. Bu şekilde ilerleyeyim. Sıkça çamaşır yıkandığında evet böyle fazla oluyor. Şey yapayım. Ama bazen sık yıkayamadığımız durumlar oluyor. Orada da işe yarıyor yani hani fazla kıyafet olması. Şimdi kilotlu çoraplarını şöyle ortaya toplayacağım. Öykü kilotlu çorap giymeye bayılıyor. Elinde olsa 7-24 kilotlu çorapla dolaşır. Ağlaya ağlaya çıkartıyor o kadar diyeyim. Bu yüzden şöyle çorapları katlayıp ayırıyorum. Normal çoraplar ve kilotlar kısmı var. Şunları şöyle alayım. Çorapları şuraya atacağım. Kilot çoraplar böyle. Kilotlar bu taraflara. Kalınları da böyle koydum. Tamam. Bunlar tekli olanlar. Gelelim. Kazaklara. Kazakları şöyle alayım. Az giydiği kazakları alayım mesela öncelikle. Bunu çok seviyor. Asla çıkarmak istemiyor. Bunu da şöyle ürünlere koyayım. Kazaklar da okey. Şimdi taytlar kısmına ve inceler. Evet. Pijama altları. Şöyle bir. Bunu da çok seviyor. Yine Berfi'nin. Şöyle iki. Hatta şöyle mi yapsam? Yok. Bir dakika dur bakayım. Pijamaları arkaya geçireceğim. Evet. Böyle iki kat yapıp içine bir fanile giydirip böyle uzun kollu ince giydiriyorum. Tamam. Tabii ki yıkamada da eşyaları var ama son durum böyle. Biliyorum buraya tamamen olabilecek, birebir olabilecek şeyler var. Özellikle bu IKEA dolap bulunur. Bulacağım da. Ama şu anda elden çıkarmak istediğim birkaç dolap ürünüm var. Onları elden çıkardıktan sonra o açılan yerlere bu organizerlere getirip ondan sonra buraya düzgün bir şey almak istiyorum. Ya da düzgün bir şey alırım. Bunları bir alt kata indiririm. Böyle. Şu anda burası böyle. Şimdi bu tarafı da halletmem lazım. Asılacaklar asılsın hızlıca. Geri kalanlarına bakalım. Şurada oyuncakları var. Fazla oyuncakları şöyle istifliyordum. Bunu bir kapatacağım. Bunun yeri yok. Şimdi ortadan kalksın. Doğum günü. Bu. Şimdi buradaki bazı şeyler de bir alt rafa geçecek. Hemen o rafı da. Ne oldu buna? Göstereyim size. Şöyle. Mesela işte yukarıdakileri buraya indirirsem burası da bir toparlanmış olur diye düşündüm. Şimdi buraya bir müslin örtü. Bazen üstünü örtmek istiyor. Uyku tulumuyla uyuttuğumuz için zor oluyor. Şu. Mesela şunu şu araya sıkıştırabiliriz. Evet. Şu tekli çoraplarını da şimdilik şunun içine atıyorum ve bizim odaya götüreceğim. Hatta şurada kalsın.
Bazen çünkü bunlar böyle tek 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 tek. Bir bakıyoruz birleşmişler. Kapatabiliriz. Şunu arabaya indireceğim. Yine arabanın üstüne yağmurda mağmurda. Hatta bunu buraya çıkartayım. Boş çekmece yapayım. Gitgide daha fazla oldukları için bunları ancak böyle bir çekmece çözümü bulabiliyorum şu anda. Çünkü işte mutfağı olduğu için, o su bu su olduğu için yer yok hani. Burayı tamamen oyuncaklar için düşünüp şu en alt rafı da değerlendirebiliriz. Sanırım daha iyi olacak. Buradaki kullanılmayanları öbür tarafa geçelim. Legolarını falan koyacağım. Burayı da açtım kullanıma. Ben buraları bir toparlayayım arkadaşlarım. Sonra size göstereyim. Bir saattir uğraşıyorum. Ne kadar bitmediyse o kadar bitmedi arkadaşlar. Yani şöyle bir kutu yaptım. İçerisine ıvır zıvır koydum. Birazcık böyle buraları bebek yaptım. Ondan sonra şurayı müzik aletleri, doktor ve puzzle koydum. Biraz da oyuncak. Yani hiç böyle düzeni olmadı açıkçası. Yani burası en düzenli kısım. Burada da yine böyle boruları var. Vesaire legolar. Ben ter içinde kaldım. Çok yoruldum. Ve gerçekten son bir saattir buraları hallediyorum. Şey de yaptım bu arada tabii ki. Peliş oyuncak kutusu. Şakacı korsanı koydum. Bunları düzelttim. Burayı düzelttim. Burayı da aynı şekilde. Ama gerçekten bitmiş durumdayım. Yani maksimum buraya kadar getirebildim. Bir gideyim öyküyü alayım. Devam edelim. Herkese 2023'ün son gününden merhaba arkadaşlarım. Nasılsınız? Bugün 2024'e giriyoruz kısmetse. Öykümüz de geldi. Öğle saatlerindeyiz. Evdeyiz. Saat 6 gibi çıkıp arkadaşlarımıza gideceğiz. Ve bu yıla onlarla kısmetse birlikte gireceğiz. Sabah babamla beraber çok tatlı bir kahvaltı yaptık. O bize kahvaltı hazırladı aşağıda ve 2023'ün son kahvaltısını da birlikte yapmış olduk. Nicelerine, nice yılları inşallah sağlıkla, sıhhatle, tüm sevdiklerimizle diliyorum. Şimdi bugün hazırlıklar başladı. Ben bir duş aldım. Ondan sonra saçlarımı kendi kendine kurumaya bıraktım. Emrah tarçın çıkarttı, onu yıkıyor. Öykücük içeride ve birazdan da yılbaşı hediyelerimizi açacağız. Çünkü normalde yılbaşında akşam hediyeleşiyoruz. Ama hani şimdi akşam evde olmayacağız. Bu yüzden de kendi hediyelerimizi oraya da götürmek olmaz diye. Şimdi birbirimizle hediyeleşeceğiz. Büşra'ya da... Tamam, baba tarçını yıkıyor, onu bekliyoruz. Sordum, anne, vlog çekebilir miyim? Anne. Ne oldu, ne oldu? Ama sen yani bu tarzını gösterebilir misin? Bir dönebilir misin? Kimin çorapları onlar? Benim çorap. Senin mi? Şaka yaptın galiba. Hangi annenin, hangisi babanın? Göster bakalım. Babanın, babanın. Evi toparlarız. Yok yok, çıkarma. İstemiyorsan çıkarma bir tane. İstemezsen çıkarma bir tane. Kalsın aşkım. Ha, çıkarmak mı istiyorsun? Tamam, tek tek çıkar, olur mu? Şimdi hediyelerimizi bunun içerisine koyduk. Geldikçe ve aldıkça. Şimdi yavaş yavaş açma vakti olacak. Ağacımızın altına şöyle kutular almıştım ama bunların içerisinden öyküye bir bir koymuştuk. Öykü bu senenin en çok hediye alan prensesi. Evdeki en çok hediye alan birey. Ben bu kutudan hediye çıkmıştı. Evet, ne çıkmıştı? Bir tane oyuncak, bir tane çikolata, bir tane de çorap. Evet, bir tane de çorap. Ağacın altında da hediyeler geliyordu değil mi hep? Hı-hı. Neler geldi ağacın altından mesela? Bir tane çikolata adam geldi. Çikolata adam geldi. Başka? Aa, burada bir şey vardı. Taş vardı. Taş vardı, doğru. Evet. Lego vardı. Lego. Ondan sonra ne vardı başka? Ben de unuttum. Aa, şey vardı, termos. Kalem vardı, yıldızlı kalem. Başladım. Buradakini açalım. Babayı bekleyelim. Buradakini açalım. Koş bakalım. Babaya git o zaman. Hemen gel babacığım de. Baba gel, bak hediyeme. Vakit geldi. Oh ho ho. Ho ho ho. Noel baba nasıl diyor? Oh, ho ho ho. Ho ho ho. Önce kimin hediyesine bakmak ister? Kimin hediyesini verelim benim önce? Benim.
Önce bakalım Aykün'ün hediyesini verelim. Dur. Şunu Büşra teyzeye ayıracağız. Tersinde geldi. Öyle mi? Oo, ağırmış. Ağırlarmış. Tarçın sana yok sana. Unuttuk seni. Tamam in aşağı bir tane. Bu da bu kişinin. Sence hangisi senin? Bu. Ve onu mu beğendin? Aç bakalım senin mi o zaman? Nasıl açıyoruz? Aynen öyle. Doğru açıyorsun. Vay vay vay. Ne var? Minikom. Minikom. Bak bakalım. İki tane minikom çıktı. Öykü ne bu? Bu kimin? Bu da babanın. Bu da babanın. Bu da benim. Bu da Öykü'nün. Teşekkür ederim. Nice güzel yıllarımıza. Teşekkür ederim. Ay. Ya çok güzel değil mi? Şimdikini aç. Benimkini de açalım tamam. Babaya da bakalım. Ya çok güzel. Yapmadığım zamanlarda da bunu kullanıyorum. Süper işte. Vallahi alacaktım. Bir de kalp çiz. Bir de anne baba öykü çiz. Şu çorapları alıyorum. Anne baba öykünün. İyi yılları. İyi yıllar. Bak aa, iyi yıllar. Orada iyi yıllar mı yazıyor? Buradaki iyi yıllarmış. Bu da anne baba öykü. Babamın da hediyesini götüreyim. Çok güzel olmuş. Bayıldım. Benim sana ay, küçücük hediyesini kucağımda. Şimdi bir çalışma odasına geçtim şöyle. Ajandamı da aldım. Yarın herkes tatil tabii ki. Ama ben bu fırsattan istifade çalışacağım. Bu benim için bir noktada çok iyi olacak. Çünkü birazcık evde olduğumuz için Öykü inşallah biraz Emrah oyalayabilirse ben de bu arada bilgisayar işlerimi falan halledeyim diyorum. Hatta şu anda aklıma geldi. Mailler. Ondan sonra birazcık böyle evde olan işlerimizi de halletmiş oluruz. Bir tam gün evde geçmesi benim için çok önemli. Çok büyük avantaj. Çünkü salı her yer başlıyor arkadaşlar. Biz de bütün işlerimize başlamış oluyoruz. Perşembe günü bir şeyim var, toplantım var. 16. Ondan sonra salı günü Öykü'yü okula bıraktıktan sonra bir şeyler yapabilirim artık. Ocak itibariyle hemen hiç boş günüm olmayacak. Toparlayayım birazcık işleri oturtayım. Yeni markalar almıştım. Yeni markalar aldığım için ilk birkaç ay yeni markalarda çok zor ilerler. Ondan sonra bir düzen oturur. Sıfırdan birçok şey kurulacağı için. Bu yüzden de artık başlıyor yani start veriyor. Haziran'a kadar Perşembe günde yeni bir firmayla görüşmeye gideceğim. Bakalım hayırlısı inşallah. Bu hafta belki cuma günü akşamüstü tekrar bir markayla görüşmeye gireyim bilmiyorum. Yani Öykü'nün okul durumunda yenilikler var. Haftanın 5 günü vermek istiyorum. Tamamen belirsiz. Yatılı bir yardımcımı alacağız. Hani bir onu o gündemde. Ama fiyatlar şu anda asgari ücretin de 17 bin olmasıyla beraber tahmin bile edemiyorum. Yani dolar ne olacak? O bakıcı maaşları ne olacak? Bir şekilde bir güncellemeye gideceğiz. Birazcık böyle tamamen kadere bıraktım. Çok fazla çünkü çok ileri tarih. Çok böyle planlar, programlar yapıyoruz. Ondan sonra da hiçbir şey olmuyor. Hani düşündüğümüz gibi. Bu yüzden böyle de bir şey yapmanın gereği ne duymadım. Birazcık zamana, kadere, Allah'a hani emanetiz. Ondan sonrasına geldikçe bakacağız. Sadece bugün elimde olan şey maksimum verimle çalışmak. Size çalışmak deyince bakın Emrah bunu almış. Yılbaşında ve çok hoşuma gitti. İkiye alınmış. Bu siz de bakabilirsiniz bu arada böyle bir şeye ihtiyacınız varsa. Bu ikili şöyle mesela banyoda falan çekim yapıyorum ya böyle bu ayrıca sonra bu bunun içine giriyor. Şu tarafta ışık diyeceksiniz ki sevgi yakarak göster ama yani şimdi de bunların fişlerini biliyorsunuz yapmıyorlar. Yine böyle çıktı içimden. Böyle aşağılardan takıp halledeceğim. Böyle tripod ucu var.
Hem şu ucağa şey takmak için, kamera takmak için mükemmel. Yani sizinle de konuşurken ışıkla artık çok sorun olmayacak. Hem de bu kısım zaten telefon kısmı. Buraya da telefon girecek. Aşırı güzel buldum. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi ben hafif notlarımı alayım. Yarın yapılacaklarım az çok belli olsun. Sonra akşam hazırlanmaya artık başlarız. Saat 3'e geliyor çünkü. Berlin'e başladık. Berlin'e başlarken de bayağı ben birkaç makine çamaşır katladım. Şimdi bir makine temizlerde yıkandı hazır. Bir makine de tekrar katlanacak. Bu akşam artık bitti yani. Bu akşam katlamayız ama böyle iki makinede çamaşırım kaldı. Onun dışında da bütün çamaşırları katlamış oldum. 2 haftadır falan çamaşır katlanmıyor evde. Bu yüzden açıkçası verimli olabileceğini tahmin ediyorum. Durum böyle. Devam edelim. Böyle etiketler de koyuyorum. Motivasyon olsun diye. Bir de bu ay Allah nasip ederse Öykücüğün doğum günü. Bu yüzden Öykünün doğum günü hazırlıklarını da halledeceğim. Kısmetse. Evet. Salı günü. Tatlış komutan, senden bahsediyordum. İstemiyor galiba. Tarçın mı üşemesin diye koydum. Tarçını mı örttün? Şimdi toz şeker koydum bir kaba. Kremam vardı arkadaşlar. Biraz artık bozulacak bu. Bu yüzden ben de şey yapmaya karar verdim. Karamel. Biraz şeker koydum. Emrah sabahları böyle kahvenin yanına bir tatlı mutlaka arıyor. Genelde böyle Nutella falan yiyor. Bak bu Nutella'nın %99'unu sadece Emrah yer evde. Her gün böyle bir kaşık alır uyanır uyanmaz. Böyle tatlı ihtiyacı oluyor. Şekeri düşüyor herhalde uykuda. O yüzden böyle ben de şimdi bir karamel yapayım dedim. İçine de krema koyacağım. Karıştırarak eritmeye gayret ediyorum. Yakmayayım. Kontrollü bir şekilde şekeri eritmeye devam ediyorum. Şöyle oldu gördüğünüz gibi. Çok yakmıyorum. Hemen kremayı ekleyeceğim. Şeker dondu. Hemen tekrar erimesini bekleyeceğim ve iyice karıştıracağım. Bunun içerisine tuz falan koyuyorlar. Böyle tuzlu karamel yapıyorlar. Ben hiç sevmem. Bakın hemen tadına bakmayın. Yanarsınız arkadaşlarım. Çok sıcak. Tamam. Clarisonikledim yüzümü. Her zamanki işlerde göstermedim. Kurutma makinesi çalışıyor. Kusura bakmayın. Şimdi maske. En iyi ikisi. Hangisini yapacağımızı karar vereceğiz. Origins'in ben bu Kasım indirimlerinde almıştım ve müthiş memnun kaldım arkadaşlar. Yani pürüzsüz bir cilt enter. Bu da yine derinlemesine arındırıcı. İkisi de çok güzel. Bakacağım. Origins'ten sonra birazcık zor geldi bu. Herhalde Origins'le devam edeceğim. Origins bunu eledi gibi. Ben böyle çok çeşit sevmiyorum. Bu yüzden bir tane bıraktım ama dediğim gibi sanırım çok az sürmüşümdür. Bilmiyorum. Ya ikisiyle böyle bir o bir bu giderim. Ya da sadece Origins'le. Bilmem ki fiyat acaba hangisinin daha uygun. Bir bakmak lazım. Bundaki bu partikülleri bir sevemiyorum. Şöyle temiz his bakımından tüpten kullanım açısından yani sadece şişe problemi var. Bittikçe alacağım ürünlerden oldular. Yani Origins ile Body Shop arasında şöyle bir fark var ki bu kullandığınızda içerisinde bence mentollü bir şeyler var ve buram buram yakıyor. Şu anda da aşırı yakıyor. Bir tık daha böyle yakan bir ürün ama mükemmel temizliyor. Yani kaçıncı kutum bilmiyorum. Bayağı da kullandım. Bittikçe de alıyorum. Şimdi arındırıcı yüz maskesi. Şunun şurası bu etkiyi. Yani ikisi de birbirinden çok farklı olabilir. İçerikler çok farklı olabilir ama aynı arındırıcı ve pürüzsüz hali bunu da aldım. Bu da temizleyici, arındırıcı yüz maskesi yine. Aynı şekilde bunun partikülleri minnacık. Yani böyle yüzünüzde pütür 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 bir şey kalmıyor. Arındırıcılık bence birbirleriyle yarışırlar. Yani ikisi de mükemmel. Fakat bunun şöyle olduğu için kullanımı çok daha
kolay. Bu yüzden eğer body shop biterse sanırım bununla devam ederim gibi hissediyorum. Çok acılı bir şey değil ama yine de yanmasın, ne gerek var. Hem de kullanımı tüplü olduğu için kolay diye. The Body Shop'u eleyecek hiçbir şey olduğunu düşünmezdim. Gerçekten şaşkınım. Dediğim gibi indirimlerden almışım, iyi ki almışım. Böyle devam. Size göstereceğim. Origins'in şu kremini de çok sevdiğim için, çok kullandığım için. Bir de bu yağlı formdaki cilt temizleyicisiyle kullanıyorum. Bir de bu tarzda Origins'de varsa onu deneyeceğim. Benim markam Origins. Dediğim gibi çok seviyorum. Şimdi güzelce yüzüm kurusun. Birkaç dakika, bir 10 dakika içerisinde kurumuş olur. Yıkarız. Buraları söylemiyorum. Bahsettiğim krem şu arkadaşlar. Bugüne kadar kullandıklarım arasında bence açık ara farkla en iyisi. Şöyle herhalde bir saat sonra çünkü çıkarır evden. Böyle güzelce bir emsin. Ben de buraları bir dezenfekte edeyim, toparlayayım. Sonra makyaja geçelim. Evet, daha güzel emdi. Şimdi makyajı hazır. Makyaj malzemelerim. Bir gün daha derinlemesine detaylı bakarız. Genelde hemen hemen hep aynı şeyleri kullanıyorum. Artık kendi malzemelerimi oturttum. Çok fazla değiştirmiyorum. Birkaç tane değiştirmek istediğim şey var. Mesela Benefit'in ben bir makyaj bazını kullandım arkadaşlar. Gözenekleri o kadar güzel kapattı ki. Yani sadece onu sürüp bile çıkabilirsiniz. Bu dıvanlama, yani pek bir etkisini göremedim o şekilde. Zaten öyle bir şey de vaat etmiyordu. Tekrar bu bittikten sonra Benefit'inkine açıkçası geçerim. Seviyorum. Özellikle dediğim gibi o inanılmaz bir şey. Yani böyle sürüyorsun. Bütün gözenekler kapanıyor. Yani inanılmaz kapatıcılı falan uygulayacağım. Çünkü bu Görkito'dan indirim zamanında birkaç tane daha alsaydım. Değiştirmeyi düşünmediğim ürünleri göstermek isterim. NYX'in kapatıcısı. Şu anda tam yaymadım. Sizi yanıltmasın. Değiştirmeyi hiç düşünmüyorum. Müthiş mutluyum. Bir Tarte deneyeceğim. Yıllardır kullandığım, gerçekten bir 10 sene olmuştu. Evlenmeden önce dahi bunu kullanıyordum. İlk zaten o zaman deneyim demiştim ve hatırlıyorum böyle kına gecemde makyajımı kendim yapmıştım ve insanlar bayılmıştı. Bu MAC'in Studio Fix. Keşke tabii ki eskisi kadar ulaşılabilir olsa. Fondöteni. Şöyle aralara da bunu koyup hafif tam rengim. Şu anda kamerada çok beyaz gözüküyor. Biliyorum düzelecek. Madem çok zamanımız var. Bu yüzden yavaş yavaş sindire sindire hazırlanmak için böyle aheste aheste. Temiz cilde makyaj kadar güzel bir şey yok. Şimdi kaşlarımı ve dudaklarımı sileceğim. Elimdeki fazlalıkları da sileyim. İki tane far paletim var arkadaşlar. Bir tane siyah tonlu bir şey daha alacağım. İkisinden de müthiş memnunum. Değiştirmeyi asla düşünmüyorum. İkisi de NYX'in. Bir tanesi yanlışlıkla gitti. Onun dışı mükemmel. Çok uzun seneler yeter. Başka hiçbir fara ihtiyacınız olmaz. Ben de genelde hep bu renklerden gidiyorum. İlk önce her zamanki yaptığım şeyi yapacağım. Olması gereken şekilde kullanmıyorum ben. Şöyle göstereceğim size. Estée Lauder'in fırçasını alıp bütün göz kapağıma bu fırçayla yaymayı çok seviyorum. Hem çok sık tüylü hem de aşırı güzel yayılıyor. Kullanmadığım fırçalarımı şöyle temiz fırçalarımı yıkayıp kurutup buraya koymuştum. Karıştırma fırçası alacağım bir tane. Bu Sofly, çok seviyorum. Sebil Örnez'in markası. Ben yine doğal tonlardan gideceğim. Yılbaşı diye abartmayacağım. Şöyle kahverengiler. Makyajı da acele etmezsen çok güzel oluyor. Şu alttaki morumsu kahverengimiz tonu uygulayacağım yarısına. Diğer yarısına da parmağımla ışıltı vereceğim. Gerçekten şey oluyor. Yani zamanın varsa makyaj çok güzel oluyor. Onu uğraşırsan, yavaş yavaş ilerlersen, bol karıştırırsan iris bölgesine özellikle göz makyajı güzel oluyor. Bu NYX'in far paletinin içerisindeki renkler birbiriyle o kadar güzel uyumlu ki. Bir kalan kısmı elle tamamlayacağım. Parlak bir şey istiyorum. Şunu görüyorum buraya doğru. Evet. Göz tamam. Eyeliner çekmeyeceğim. Sadece kalem. Kalemde en son en çok beğendiğim marka MAC. Bu yüzden bir MAC'in kalemini de
edinmek istiyorum. Bunu böyle gelişi güzel üstüne sürüyorum. Birkaç kat geçeceğim. Şimdi göz kalemini alta geçeceğim. Yarım. Maskara. Benefit. Değer Real Maskara. Bu böyle kalsın. İkinci katı geçeceğim. Alt kirpiklerime bir kat geçeceğim. O yüzden onu bekliyorum. Kameramın şarjı bitti. Biraz takayım dedim. Şöyle üstümü gösteririm de. Bir de bu senenin vedasını etmek istedim. Önümüzdeki sene inşallah her şey çok çok daha güzel olur bizler için. Nice mutlu güzel seneler. İyi seneler. İyi seneler. İyi seneler. Böyle güllü kadife bir üst giydim. Uzun kollumu giydim. Çantamı taktım. Şu İspanyol paçada pantolon. Sen de susadın. Dolduralım mı küçüğü? Büyük mü? Çok mu dolduralım? Anam güzel dolduralım. Kız kalsın. Kız kalsın değil mi? Maymun. Annesi doğmuş kızı. Biz içeride sohbet ederken olanlar. Zavallı kız. Selam dostlarım. Saat 3 neredeyse. Eve geldik. Şimdi ve ben tabii ki kamerayı hemen hiç elime alamadım. O kadar keyifli geçti ki gerçekten. Yani sevdiklerimle birlikte olmanın yani mutluluğu hiçbir yerde yok ya. Bu hiçbir yerde yok. Babam da apartmandan çok sevdiğimiz bir abimiz var. Bayram abi. Onunla beraber yeni yıla girdiler. Eşiyle beraber çok keyifli geçmiş. Fotoğraflarını da yolladılar. Şimdi makyajımı çıkartacağım hemen. Öykü uyudu ama uyumakla uyumamak arası. Bir anne neredesin dedi. Bir işte uyudu bir uyandı. Çok karışık. Simple. Gerçekten çok değişik bir yuvasıydı. Çok mutlu oldum. Canım benim ya. Şuracığım çok güzel hazırlanmış. Sofra kurmuş. Fehmi eşi. Gerçekten hay maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Muhteşemlerdi. Lina ile de Öykü bayağı bir oynadılar. Yine bizim ikili. Arkadaşlar şimdi bu su, makyaj temizleme suyu. Bu da yağ bazlı bir temizleyici. Şimdi bu fondötenlerin, benzeri ürünlerin içerisinde yağ olduğu için bunları suyla çözebilmek tabii ki yağ ile su birbirini çözmüyor. Bu yüzden yağ bazlı bir temizleyiciye ihtiyacımız var. Aklınızda olsun. Hani fazlalığını tamam bunlarla alıyoruz. Ama derinlemesine bir temizlik istiyorsak kesinlikle yağ bazlı olmasına özen gösteriyoruz. Şu Night Repair sürdükten sonra tamam. Hadi bakalım. Kahvaltı yapıldı arkadaşlar. Dünkü karamel reçelimiz de bu. Bu da kahvaltıda. Şöyle süt reçelini bilirsiniz. O böyle birazcık daha krema, bol krema koyarsanız süt reçeli gibi oluyor. Bu biraz daha karamel, kahve kıtır kıtır geliyor. Çok çok lezzetli oldu. Karamelle kahve de çok yakışmış. Böyle küçük bir kavanoza koydum. Ev berbat. Bir Akasya'ya gideceğiz. Benim de bir yarım saate yayınım var. Ondan sonra bir onu kuracağım. Oradan sonra bir Akasya'ya gideceğiz. Fehmi sağ olsun. Öykü ile Lina'ya yılbaşı hediyesi almış. Ondan sonra ama böyle tam hani Öykü'ye göre istiyorum ki birazcık bol olsun ki biraz daha giysin, daha fazla giysin. O yüzden bir onu bulursam bir üst bedeniyle değiştireceğim. Dün çok hızlıca makyaj çıktı. Bir Berlin izlendi ve yatıldı. Bir de bu aralar inanılmaz saçım dökülüyor. Acaba biyotin etki eder mi? Şuraları temizleyeyim. Sonra hazırlanayım. Değiştirdim. Burada bu var. Arabada bekliyorlar. Emrah'ı ikna edebilirsem bir Sephora'ya gitmek üzere. Yine bir İstanbul turu yaptığımız gün arkadaşlarım. Şimdi biz bir Akasya'ya gittik. Ondan sonra Akasya'da istediğimiz şeyleri bulamadık. Sonra Bağdat Caddesi'ne gittik. Lacoste tamam. Sonra Sephora'yı uğradık. Sephora'da istediğim bir şey beklediğim bir şey vardı. Yoktu orada. Şimdi de Emrah'ı araba almak üzere. Ay araba ne ya?
Ayakkabı. Ayakkabı almak üzere İstanbul Marina'ya geldik. Kartal Pendik arası bir AVM. Saklanıyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evrak kasaya gitti. Öykü'nün de tuvaleti geldi. Mahvolmuş şekilde bekliyoruz. Efendim canım. Çekebilir miyim? Çekebilirsin ama böyle sık iki elinle tutarsın. Tamam. Neyi seçeyim? Neyi? İki tane bunu. Bununla da seçeyim. Bunu da. Bunu da yasladım. Bununla da seçeyim. Sen çekeyim. Hanımefendi, babası. Ayakkabısını alınca her fırsatta ayakkabısını çıkartıyorlar. Her. Kulaklığı. Ne yapıyorsun kız? Kulak memesi kıvamında hamur mu açacağım? Kulak memesi. Yemekler yendi, alışveriş yapıldı. Şimdi dönüş yolu. Öykü direkt kafayı koydu. Çok yoruldum. Merhaba dostlarım, şimdi biz eve geldik. Öykü Hanım uyudu, Tarçın Hanım tuvalete çıktı vesaire. Şimdi Emrah da arabadan aldıklarımızı getirdi. Hem onlara beraber bakalım, sonra onları bir yerleştirelim. Birazcık ev toparlayıp yatacağım. Ev toplama kısmını hiç size göstermem. Yarın Öykü'nün okuldan bir arkadaşıyla annesinin bize gelme gibi bir durumu vardı. Aslında Perşembe geleceklerdi. Perşembe bana toplantı yazdığımız için. Ondan sonra hani bu yarın olur mu dedim ama zaten bu hafta olamazmış çünkü burnu akıyormuş kadıncağızın. O yüzden dedi ki Öykü riske atmak istemem, çok sağ olsun, çok ince. Öyle olunca da yarın da sabah ben bir İpek'e gideceğim Öykü'nün doğum günü için. Kısmet olursa şey yapacağız, masa örtüsü yapacağız. Yine vlog açarım isterseniz. Oradan sonra en azından eve gelip çalışabilirim. Bu yüzden evin temizliği işini birazcık bugünden yapabildiğim kadar yapacağım. Temizliği dediğim de böyle genelde yıkama işleri. Bugün alacaklarımıza bakmadan önce ben kendime hiçbir şey almadım. Çünkü bugün Sephora'da Dyson Airwrap denedim. Şöyle saçımın bir ön kısmına bayıldım. Böyle bir şey olamaz. Bu maşa kısmını. Bilmiyorum. Biraz ona para biriktireceğim bundan sonra diye düşünüyorum. Ondan sonra Emrah ve Öykü'ye bir şeyler var. Hemen ben göstereyim. Emrah kendine bir ayakkabı aldı. Şöyle. Adidas'tan. Çok beğendim ben. Gerçekten çok çok beğendim. %30 mu? %20 mi? Öyle bir şey indirim var. Hatta dur. Etiket var mı üstünde? Fiyat etiketi. 42'sini bu depodan çıkardı. 42,5'tu Rehon'daki. Rengi tam bembeyaz değil. 2000 ne kadar ödedi Emrah ya? Ne kadardı bu? 2350. 3500 aslında. Ha, 3500 almış. 3600'den. Yüzde kaç oluyor o zaman? 1000. Hayır, şey, %30 mu oluyor? %30 oluyor. Evet, şöyle bu ocak zamları olmadan 3500'müş, 2300 küsüre gelmiş, %30 indirim, çok iyi bir indirimdi. Şöyle şu kısmı çıkıyor öndeki, ben böyle armaların böyle göze göze sokulmasını çok sevmediğim için şunu şöyle, bunu istersen şöyle çıkartıyorsun bu etiket kısmını, normal yüksek bir ama yüksek bir ayakkabı oluyor. İstersen de böyle şöyle birazcık yamuk yamuk tek elle zor oluyor. İstersen de bu şekilde, ben acayip beğendim. Bunu kendine aldı. Güle güle, sağlıklı günlerde giysin. Gelelim Öykü Hanım'ınkine. Öykü'ye de şöyle bir kolsuz şey aldım. Ne derler? Süeter gibi bir şey aldım. Fermuarlı ceple. Öykü bunları çok giyiyor. Şu anda da moru var. Fehmi'nin aldığı çok güzeldi. Akasya'ya gittik. Akasya'da aynısının büyüğünü. Akasya'da grisi vardı. Gri de böyle hiç Öykü'nün hoşuna gidecek bir renk değildi. Ondan sonra caddedekine gittik. Buna daha çok ihtiyacı olan buna çevireyim. Gerçekten de mükemmel durdu. Şöyle incecik.
Ama 6 yaş bu arada. Yani Fehmi 4 yaşını almıştı, tam durmuştu. Oradaki yetkililere de söyledim ama dediler ki yok, yani bizim kalıplarımız çok dar. O yüzden 6 yaş aldım bu sene. Ondan sonraki sene Allah nasip ederse rahat rahat onu idare eder diye. İçi de böyle kalın da değil ya, güzel. Şu anda da ben ona mor bir tane giydiriyordum. Bu tarz yelekler çocuklar için kurtarıcı oluyor. Öykünün de böyle. Bir de benim Zara'dan almış olduğum şöyle bir ayakkabı vardı. Zara'nın da biliyorsunuz kalıpları çok dar. Ama bunun bir büyüğüyle değiştirsem mi değiştirmesem mi pek emin olamadım. Giymekte de çok zorlanıyorum. Bu hafta bir gidip soracağım. Bir büyüğünü alabilir miyim diye. Çünkü yanlışlıkla faturamı attım. Belki telefon numaramdan yardımcı olurlar diye bunu da yanımda taşıyacağım. Daha gördüğünüz gibi tabii ki hiç giymedim. Yani ayağıma tam oluyor ama benim bir ayağımda rahatsızlık var ya, o yüzden daha büyük olmasını şey yaparım yani, yeğlerim. Bu yüzden bir yardım isteyeceğim. Bu hafta İhtam AVM'deki Zara'ya gidip kısmet olursa bir vakit bulursam. Bunların pillerini değiştirecektim. Bunu da unuttum. O zaman tamam, yarın bunlarla ilgileniyoruz. Büşra'cığım da baksanıza bunu yaptırmış bana, ya yiyeceğim. Ondan sonra dün verdi. Şöyle. Böyle bir çanta. Çok beğendim. Yarın da belki öyküye aldıktan sonra 2 dakika bu işleri halletmeye gidelim. Şimdi çer çöpü atalım. Ondan sonra yerleşecekleri yerleştirelim. Şunlar etiketler kesecek ayakkabıla. Gardıroba. Çer çöp her yerde. Ardından bir kahve yapıp Berlin'i izleyeceğim arkadaşlarım. İşte böyle bugünümde de, bu birkaç günümde de yanımda olduğunuz için, benimle 2024'e girdiğiniz için çok teşekkür ederim. Size 2024'ün harika gelmesini, çok sağlık, çok mutluluk, çok para, çok aşk, çok başarı, çok güzellik, çok sevgi, hayallerinizde olan her şeyin en hayırlı şekilde çok çok çokunu diliyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. 2024'te de aynı şekilde daha da güzelleşerek beraber olmayı diliyorum. Çok öpüyorum sizi. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.